Kaliteli yerlerden alırsam güveniyorum ama biraz fiyat düşük olduğu zaman ister istemez insanlarda şüphe oluşuyor. Kaşarları, küflenmişleri bir araya toplayıp geri tekrar eski haline getiriyor. Vallahi pek güvenmiyorum. Neden dersen her şeyde hile hurda var. Gıda fiyatlarındaki fahiş artış hileleri de arttırdı. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı 45 bin işletme varken merdiven altı gıda üretimi yapan kaçak işletme sayısı 500 bini buldu. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz? Gıda ürünü alırken nelere dikkat ediyorsunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kaliteli yerlerden alırsam güveniyorum ama biraz fiyat düşük olduğu zaman ister istemez insanlarda şüphe oluşuyor. Özellikle bu şarküteri ürünlerinde hani kalitesiz ürünler fiyat olarak uygun oluyor ama dediğiniz gibi biraz sağlık yönünden sıkıntılı aldığımızı tahmin edebiliyorum. Özellikle bu son enflasyondan sonra insanların alım gücü de bayağı bir zayıfladı. İster istemez markalı ürünlerden ziyade daha böyle hani açık ürünleri tercih ediyor. O da ister istemez insanda kuşku uyandırıyor. Ürün alırken peki neye dikkat ediyorsunuz? Ürün alırken önce fiyatına dikkat ediyoruz haliyle. Sonrasında işte ihtiyacımıza ve hani şeyine, son kullanma tarihine, özellikle şarküteri ürünlerinde onlara bakıyorum. Peki hileli gıdaların önüne nasıl geçilebilir? Valla ona geçmek biraz zor çünkü niye, arz talep dengesi var. Aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz? Tamamına değil ama kısmen bazılarına güveniyoruz tabii ki. Peki gıda ürünü alırken neye dikkat ediyorsunuz? Son kullanma tarihine, içerisindeki ürünlere. Peki hileli gıdalar sizce anlaşılıyor mu? Markasına göre değişiyor abi ama markası olmayanlar kendisini kısmen de olsa belli edebiliyor. Marka yeterli oluyor mu sizce? Markalı ürünlerde hile olduğunu düşünmüyor musunuz? Mutlaka vardır ama diğerlerine nispeten herhalde daha azdır. Peki nasıl önüne geçilebilir? Vallahi hiçbir fikrim yok şimdilik ama herhalde bakanlıklar falan düşünüyordur. Denetleme yeterli olur mu sizce? Denetlemeler olabilir. Toplum olarak bunlar daha bilinçli hale gelirse toplum bu şekilde denetlenebilir. Vallahi pek güvenmiyorum. Neden dersen her şeyde hile hurda var. Alıyoruz, aldığımız ne yapıyoruz ki? Tepe takla hastayız yıllardır. Hiçbir yani denetim olmuyor mu? Başka bir şey olmuyor mu bilmiyorum. Bizde de bilinçsizlik. Alıyoruz, yiyoruz, yediriyoruz çocuklarımıza. Hep hastayız. Ürünleri alırken neye dikkat ediyorsunuz peki? Gramajına falan her şeyine, tarihine dikkat ediyoruz. Ama ne kadar dederse gidek yine hile hurda oluyor. Nasıl önüne geçilebilir hilelerin? Bunu denetimleyin önüne geçilir. Biz de hiçbir şey yapamayız bunlara. Yani anca bilinçli olup da mesela o kremacını öğrenip edip şikayet ederek. Kendimizin şarküteri var. Süt ve süt ürünlerini, yumurtayı biz oradan kendimiz tüketiyoruz. Gıdalarda sizce nasıl bir hile yapılıyor? Yani doğal diye satıyorlar. Ama pek doğal beslenmeyen ürünler oluyor. Mesela etlerde, sucuklarda katkılar oluyor. Sucuğumuzu da kendimiz kasaba özel yaptırıyoruz. Hem satıyoruz hem de tüketiyoruz. Aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz? Kısmen evet. Peki gıda ürünü alırken neye dikkat ediyorsunuz? Son kullanma tarihinde muhtemelen. Peki bu yapılan hilelerin önüne nasıl geçilebilir? Nasıl geçilebilir? Denetimin sırtlanması lazım yani. Denetimin çoğalması lazım. O yüzden yoksa. Denetim yeterli oluyor mu sizce? Valla bizce yok yani. Ben hani gözümle tanık olmadım. Markette o kadar alışveriş yapmıyorum. Herhangi bir zapta veya bir şey bakıyor mu? Özellikle dikkat ediyor mu? Ona güvenmiyoruz fazla. Siz herhangi bir hileye tanık oldunuz mu? Birçok yerde evet. Nasıl? Hangi ürünlerde hileye gördünüz? Ya et ürünlerinde genelde, süt ürünlerinde de olabiliyor. Olabiliyor yani. Maalesef günümüzde de İnsanlar hileyi daha çok tercih edebiliyorlar. Yani ekonomik açıdan uygun olsun diye. Şimdi neye güvenilir ki yavrum? Hiç de birine güvenemiyor. Her şey ateş pahası oldu. Her şey zamlandı. Bu yaşta çalışıyor. Ürün alırken peki neye dikkat ediyorsunuz? Etiketine bakıyor. O da hiç geliyor. Hiç dedikleri gibi de değil. Yani çıkmıyor. Daha önce bir hileyle karşılaştınız mı peki? Çok. Nasıl hileye karşı? Ya işte mesela 310 yazıyor mesela şey etiketini. Geliyor fatura da ayrı değişik. Allah fiyatlarda mı bir oynama oluyor? Her şeyde oynama yok. Peki bu hilelerin önüne nasıl geçilebilir? Vallahi bilmiyorum, büyüklerimize işte büyüklerimize güveniyor. Aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz? Vallahi kısmen. Peki ya, ürün alırken neye dikkat ediyorsunuz? Ya tarihine bakıyorum tabii, kullanım tarihlerine. O şekilde. Herhangi bir hileyle karşılaştınız mı daha önce? Vallahi kısmen biraz. Hangi ürünlerde rastladınız hileye? Vallahi şu an aklıma gıda üzerine mesela
çorbalık olsun, ne bileyim makarna olsun, o tür şeylerde. Peki bu hilelerin önüne nasıl geçilebilir? Vallahi nasıl geçilir bilmiyorum. Bilsem zaten onu söylerim de yani bir şekilde bir hilesini buluyorlar yani bizim insanımız yani sonuçta vatandaşın her şekilde ambalajlı bilemiyorsun işte. Denetleme yeterli oluyor mu sizce? Vallahi onu bilmiyorum şimdi. Tarihine dikkat ediyorum. İyi olmasına, taze olmasına. Yani onlara dikkat edin. Aldığınız ürünler sizce güvenilir mi? Vallahi güvenilir yerden alınca iyi oluyor. Oradan alıyoruz sürekli zaten güvenilir yerlerde. Peki hileli gıdaların önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi denetlemelerinden sürekli. Yani günümüzde denetleme yeterli oluyor mu peki? Vallahi yetersiz. Yetersiz. Daha önce peki bir hileyle karşılaştınız mı? Şimdiye kadar karşılaşmadım. Siz? Yok. Ben alışveriş yapmadığım için. İşiniz mi yapıyorsunuz? Ben yapıyorum. Kesinlikle güvenmiyorum tabii ki yani. Alırken peki neye dikkat ediyorsunuz? Fiyatlarına, bir de tarihine. Peki hileli gıdaların önüne nasıl geçebiliriz? Geçemiyoruz maalesef. Ne kadar sesimizi duyurmaya çalışsak da duymuyorlar. Daha önce peki bir hileyle karşılaştınız mı? Yok. Karşılaşma. Zaten hepsi hile ki karşılasam ne olacak ki? Daha dün gittim markete alışverişe. Her şey iki katına pahalaşmış. Yapacak bir şey yok. Fiyatlardan mı hile oluyor? Kuru sucuğu bile ıslatıp satıyor ya. Daha ne konuşalım ki? Kayseri gibi bir yerde yani. Daha kaşar başka bir şey. Kaşar bile alamıyor kızım. Kaşar bile alamıyor artık yani. Niye? Çünkü pislik o bir. Kaşarları, küflenmişleri bir araya toplayıp geri tekrar eski haline getiriyor. Bu da özellikle de Kayseri'de oluyormuş yani. Canım şimdi. Şu kendime oturduğumuz memleketimiz. Aldığınız gıda ürünlerine güveniyor musunuz? Genelde güvenmiyoruz. Yine alıyoruz yani. Peki ürün alırken neye dikkat ediyorsunuz? Son tarif kullanmak için. Dikrasyon tarif kullanmak dikkat ediyorsun. Peki hileli gıdalar anlaşılabiliyor mu sizce? Zor. Neden? Katlar ürün birbirine benzer çünkü. Peki daha önce bir hileli gıdayla rastladınız mı? Yok, ben rastlamadım. Güvenmek istiyoruz yani. Tanıdık yerden aldığımız için insanlara güveniyor. Dolayısıyla da ürünlere de güvenmiş oluyor. Ürün alırken peki neye dikkat ediyorsunuz? Satıcıya dikkat ediyorum ben, esnafa. Ürünün tarihine bakıyor musunuz? Baksam da göremem ki. Küçük küçük yazıyla yazıyorlar. Nasıl göreceğim? Peki hileli gıdaların önüne nasıl geçilebilir? Önce kendimizi düzeltmemiz lazım. İyi bir ahlak sahibi olmamız lazım. Yoksa başka türlü düzelmez. Güzel yaşantımızın olması lazım. Adı bilindik firmalara güveniyorum. Peki gıda ürünü alırken neye dikkat ediyorsunuz? Neye dikkat ediyorum? Yani markasının bilindik olduğuna. Öyle. Peki hileleri anlıyor musunuz? Gıda ürünlerinde yapılan hileleri. Yani pek anlamıyorum. Peki nasıl önüne geçilebilir? Yani daha çok... Bu konu hakkında seminerler düzenleyebilirler ya da buna uygun belgeseller falan yaparak şey yapabilirler. Yani bilgilendirebilirler halkı.